Berk. Hı? Dedem seni çağırıyor odasında. Yatmadı mı? Beni niye istiyor ki? Ya seni görmeden uyku tutmuyor demek ki. Tuğçe'cim, geç oldu artık. Sen de hazırlan istersen. Berk seni eve bıraksın. Peki. Ne oldu dedi? Sen dışarıda kal. Sanırım... Bu kepazeliği beyan edeceksin herhalde. Peki bunlar? Bahar babamın istediği bir şey mi varmış çocuğum? Bana deseydiniz. Yok yenge bir şey. Dedemin istediği, Berk'le konuşacakları varmış da. Sabahı bekleyemeyecek şey neymiş ki Bahar'cığım? Sen beni aptal mı sanıyorsun efendi? Dede. Bahar, ne oluyor? Bir şey var da benden mi saklıyorsunuz çocuğu? Ben artık çocuk değilim dede. İstediğim gibi yaşamaya hakkım yok mu benim dede? Böyle bir hayat mı istediğin? Gazetelerin maskarası olmak. Ama dede ben... Bir de utanmadan aylardır gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun. Üstelik o kızı burnumuzun dibine kadar da soktun. Ablan şunu göstermeseydi daha da devam edecekti galiba. Böyle fütursuzca yalan söyleyen her şeyi yapar maazallah. Sence neden yalan söyledim dede? He? Bu evde sana yalan söyleyen sadece ben miyim sanıyorsun? Herkes senden bir şeyler saklıyor. Neden biliyor musun dedeciğim? Neden? Çünkü hayatlarımıza karışıyorsun. Senin istediğin gibi yaşamamızı istiyorsun. Yalan söylemek zorunda bırakıyorsun bizi. Seveceğimiz kişilere bile sen karar veriyorsun dede. Ama ben aşık olduğum kadınla evlenmek istiyorum dede. Onu da buldum. Böyle birini gelinim olarak kabul edeceğimi mi zannediyorsun? 10 dakika öncesine kadar ediyordun ama. 10 dakika önce onu kendi halinde bir kızcağız sanıyordum. Hayatını gizlediğine göre Allah bilir daha neleri var. Aşağı in, kızı gönder. Bir daha da görüştüğünü bile duymak istemiyorum. Bu sefer sen karar vermeyeceksin dede. Bu evde yaşadığım sürece vereceğim. Ben de bu gece evi terk ederim o zaman. Dedesine saygısızlık yapan adamdan her şey beklenir. Sen bilirsin evladım. Ne halin varsa gör. Ama bu sana bir ibret olsun. Bir karar verirken akıbetini iyi düşün. Özür dileyeceğine bir de yüzüme kafa mı çarpıyorsun terbiyesizim? Merak etme dede. Artık huzurunu bozmam. Aman dedeciğim, aman. Babacığım, aman tansiyonunuz lütfen. Sakin olun dedeciğim, kabahatini anladı. Aklı başına gelir artık. Bunu saklamakla onun kadar sen de hatalısın. Unuttum sanma sakın. Ne oluyor ya? Burada kıyamet kopmuş. Ne oluyor Berk? Yürü Tuğçe, hemen gidiyoruz. Aa! Ne oldu oğlum, anlatsana. Saçmalama Berk, dur. Dedemle kavga mı ettin? Hadi abi sonra konuşuruz. Ya nereye oğlum bu saatte? Ne yapıyor? Anlamadım ki. Bırakın nereye gitmek istiyorsa gitsin. Ya bir dakika bir dakika. Gitmesi gereken sen değilsin. Bana neler olduğunu anlatır mısın lütfen? Ne olabilir sence Tuğçe? Bir düşün istersen. Skandalların, yalanların patlak vermiş olabilir mi acaba? Söyledin değil mi? Daha fazla ailemi kandırmana göz yumamazdım. Kendi yaptıklarını da anlattın mı? Beni Paris'e göndermek için çevirdiğin dolapları mesela. Ben ne yaptıysam kardeşimin, ailemin iyiliği için yaptım. Cici kız numaraların sona erdi maalesef, üzgünüm. Kimseyi umursadığın yok senin. Öyle olsa en azından böyle bir gecede bunu yapmazdın. Kazandığını sanıyorsan yanılıyorsun. Affetmeyeceksiniz biliyorum. Ama çok özür dilerim. Size sadece işim konusunda yalan söyledim. Elimde olsa onu da söylemezdim. Umarım yaptığından memnunsundur abla. Sen kendini ne zannediyorsun be? Ailemize hiç yakışmayan, her gün magazin sayfalarında poz veren bu kızı bizim ailemizin ve dedemin kabul edeceğini zannettin? Yeter artık ama. Bak çok yanlış konuşuyorsun abla. Ben hep yanlış kişinin, olmayacak kişinin tarafındasın, salaksın sen.
salak. Ben mi salak? Bana mı salak diyorsun kardeşine? Ya böyle birbirinize bağırarak ne yapmaya çalışıyorsunuz? Gidiyorum artık abi. Hiçbir şey çözmeye gerek yok artık. Dede. Dede. Dede gel. Dedeciğim gel bana tutun. Sağ ol kızım. Yavaş dede yavaş. Oğlum. Yapma bak. İyi düşün. Bunun çözümü gitmek değil. Yarın araşalım mutlaka, merak etme. Berk. Birkaç gün tamam ama sonra dizimin dibinde olacaksın. Kızdırma beni ha. Yürü gidiyoruz. Berk! Berk! Berk gitme lütfen. Senin evin burası. Bahar! Sakin ol. Tamam, nasıl olsa birkaç güne kadar gelirler. Sakin ol. Sakin ol canım, gel. Onar, al götür şunu. Hadi Ruhi. Bak, bir şey söyleyeceğim. Oturur konuşursunuz. Sen de hatanı kabul edersen işler yoluna girer. Senin için konuşmak kolay. Senin kardeşin abuk subuk bir kız için seni terk etmedi. Bahar, Berk benim de kardeşim sayılır. Evden gidişine ben de üzülüyorum. Ama bu yaptıklarından sonra gitmiş olması seni şaşırtmamalı. Ben bunları gitmesi için değil, kalması için yapmıştım. Bir dakika ya. Sen komplolar kurup sevgilisini Paris'e gönderiyorsun. Dedeme kardeşini bizzat ispiyonluyorsun. Ya bunları yapıp edip sen nasıl evde kalmasını beklersin Bahar? Sen ne zaman böyle bir insan oldun ya? Sen de komplolar yapmıyor musun Mehmet? Mesela yurt dışı taşımacılığı falan. İstersen beni daha fazla konuşturma Mehmetciğim. Sen zararlı çıkarsın. Bana bak. Sakın bana bulaşma Bahar. Ben Berk gibi evi terk etmem.